Ya açıldı berberler. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Birazdan sevgili Seda'nın isteği gelince onaylayacağız. Bu kadar insanın ilgisini çekmek muhteşem demişsiniz. Teşekkür ederim. Şahika Erkoç, yakışmış saçları Hakan'cığım. Seda Hanım da takip ederim demiş sevgili Şahika. Benim kadim dostlarımdan. Evet sevgili Seda Diker. Hazır kendisini alalım yayına. Fazla zaman kaybetmeden Seda Diker olduğu zaman konumuz aşağı yukarı belli. Sedacığım hoş geldin. Merhaba Hakan'cığım, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Dikkatimi çekti, çok iltifatlar aldın, yakışıklısın, gençsin. Aman ne güzel, Aa. öylesin canım arkadaşım Ay canım benim. benim, çok teşekkür ederim. Bu arada ben tabii nasılsın demek adetten olmuş. Ben aslında nasıl olduğunu biliyorum. Çünkü sürekli takip ediyorum canlı yayınlarını. Ama son zamanlarda biraz kıskanıyorum seni. Kıskanıyorum. Ya, ne Amerikalara gittin. Orada herkese nasip olmayan bir eğitim aldın. Evet. Joe Dispenza. Yani ben bence başıma gelen en güzel şeylerden bir tanesiydi. En güzel deneyimlerimden bir tanesiydi Hakan'cığım. Doktor Joe Dispenza aslında son, şöyle söyleyeyim, o bir nörolog. Aynı zamanda bilim adamı, araştırmacı, yazar, eğitmen. Bir tıp adamı olduğu için de onun aslında bu alandaki faaliyetleri benim için çok kıymetli. Kendisinden eğitim almak üzere ilk Temmuz ayında tanıştım. Neden eğitim alayım dedim. Çünkü bedenle ilgili çalışıyor Hakan'cığım. Ben ruhla, duyguyla, zihinle çok ilerledim, arındım ama bedenle ilgili arınmam biraz geride kaldı diye düşündüğüm için koşarak gittim. Onun en büyük marifeti, bilmiyorum duydunuz mu? Bir 80'li yıllarda sanırım bir bisiklet kazası geçiriyor. Yani bir araba çarpıyor ve bisikletiyle birlikte havaya uçuyor. Evet. Sonra yere düşüyor ve bayağı 6 tane omuru birbirine giriyor ve kötürüp kalıyor yani. Hani ameliyat olmadığını biliyorum ben. Ameliyatı reddediyor çünkü çok riskli. Hani zaten çok küçük bir ihtimal veriyorlar iyileşmesine. O oturup kendi başına zihin gücüyle iyileştiriyor kendini. Şu Omurları anda galiba değil mi imajinasyonda? Omurları mı oturtuyor yerine? Öyle bir omurları imajinasyonla yerine oturtuyor ama çok özel bir meditasyon yapıyor. Bunlar aslında bu meditasyon tipleri elbette bir kişiye ait değil. Yani bu işlerle ilgili olan pek çok kişi bilir bunları ama onunkiler çok özel çünkü çok güzel bir şekilde onları yerleştirmiş, birbirine eklemiş. Ben 1-2 seviyesini önden internetten aldım ama ondan sonra tabii ki bana kısmet oldu. Şimdi artık toplanamıyor hiç kimse. 1400 kişilik bir eğitimine katıldım bir hafta full. Tabii ki çok değişik şeyler yaşadım ben orada. Ondan sonra ama çok güzel bir şey geldi benim başıma. Doktor Joe Dispenza Türkiye'de beni seçti ve beni kurumlara da kurumsal eğitim vermem için bana eğitim vermek üzere, sertifika vermek üzere beni davet etti. Dünyadan 46 kişi davet etmişler. Türkiye'den tek benim. Neye göre seçtiklerini hiç bilmiyorum. Ben sizi seçtim dedi ama nasıl seçti bilmiyorum. Sonra işte o eğitimi aldım Amerika'da en son Palm Springs'e gittim. Çok keyifliydi. Zaten Şubat ayıydı Hakan'cığım. yani Ayağımın tam taşı. başlamadan önce değil mi pandemi? Tam başlarken. Hemen başlamadan az önce gittim. Bak maşallah diyeyim. Maşallah. Evet, bence de. Valla ben işte doktor zaten o da. Çok mucizevi bir grup orası Hakan'cığım. Bilmiyorum sen hiç duydun mu? Bunlar hasta doğmuyorlar, çok enteresan. Şimdi gittim bir grup, bunlar sürekli o meditasyonları yapıyorlar. 3-4 saat günde. Ben de eğitime gittiğimde Dubai'de aldım 1400 kişilik eğitimde. İnan bana 6'şar saat, 4'er saat yaptırdı. Hiç kalkmadan yerimizden bir seferde blok. Çok güzeldi.
inanılmaz mucizeler gördüm gözümün önünde. Bakın hani ben böyle mantıklı bir insanım Hakan'cığım. Yanlış Sol anlaşılmasın. beyin değil mi aslında biz? Bir Sol taraf beyin. bilimsel Evet. var aslında. Evet. Yani ben mesela ekonomi okumuş biriyim. Bankacılık yapmış biriyim. Yani kesinlikle sol beynimin, mantığımın almadığı bir şeyi inanmam veya kabul etmem ve öğretmem yani. Ama orada gözümle gördüğüm şifalar, iyileşen kanser vakaları ve çok hızlı iyileşen kanser vakaları beni gerçekten çok şaşırttı. Ve onlar da öyle bir grup ki böyle aralarında hani hasta olunca hasta olmuyorlarmış yani bunu sürekli yaptıkları için. Ve eğer hani hasta oldukları zaman da birbirlerine şunu soruyorlar. Niye hasta oldun ya git iyileş. Hani ya kurban değilsin sen bir yerde kurbana girdin herhalde ya da bir kortizolün mü acaba fazla arttı? Kimsiyorlar mı yani sen de Efendim? kimsiyorlar mı ya sen de hasta oldun yani falan. Vallahi direkt olarak söylemeselerdi ben bir utandım Hakan'cığım bir utandım. 46 kişinin arasında bir taraftan böyle bir hastalanacağım bir kötü hissediyorum tamam mı? Bir haftalık eğitim müddetince neden dersen ben de çok stres yaptım. Bu adama yüz yüze çalışıyorum bir kere çok çok değişik bir adam enerjisi yüksek. Bir doktor onun materyalini ona sunuyorum. 5 dakikalık sunumum var. En sona bıraktılar beni. Ben artık cumaya kadar tabii öldüm öldüm dirildim Hakan'cığım. Ondan sonra 5 dakikalık sunumda artık ağzım dilim mi kurumadı. Neler çektim anlatamam sana. Stresten sonra kendimi bir bıraktım. Hafif ateşim çıkıyor gibi oldu. Eyvah dedim yandık. Artık ne oldum belli değil. Şimdi ayıp olur söyleyemeyeceğim. Aman bana kurban muamelesi yapacaklar diye bir de utandım söylemeye. Ama sonra çok değişik bir şey oldu. Ben bunu hani izninle paylaşmak istiyorum. Tabii. Şimdi dönüş uçağında Palm Springs'ten önce aktarma yapacağım San Francisco'ya. 1,5 saatlik. Oradan da bayağı uzun bir yolum var. Toplamı 20 saatten fazla sürecek. Ve ben havaalanında ateşlendim maalesef. Vücut dayanmadı. Şimdi acaba şimdiki kafamla düşünüyorum korona mıydı o neydi? Hiçbir fikrim yok. Ama bir ateşlendim. Ve elimde sadece bir tane ateş düşürücü var. Başka hiçbir ilaç yok. Eyvah dedim mahvoldum. Ne yapacağım bu kadar saat falan. Sarındım sarındım havaalanında. Bir de cereyan ortalık. Sonra uçağa biner binmez dedim ki Seda kendine gel. Öğrendiklerini uygula bakalım. Oturdum 1,5 saatlik bir özel bir meditasyonu var onun. Böyle vücut bezini falan da kullandırdı. Çok özel bir meditasyon. Önce onu yaptım yoğun bir şekilde. Ve tamamen bedenime hatırlattım. Gel buraya dedim. Hastalık yok. Onu geride bırak buraya gel. Sen de hayatımdaki en güçlü hissettiğim böyle bir anıyı hatırladım. En sağlık fışkırıyordu. Böyle Amerika'da yaşarken oğlum küçük. Her gün yürüyüşe çıkartıyorum, spora gidiyorum falan. Çok şahane gücüm vardı. Onu hatırlayayım dedim. O günlere döndüm. Bedenimi onu hatırlattım. Ve meditasyon boyunca 1,5 saat çalıştım. İnan bana San Francisco'ya indim. Hiçbir şeyim kalmadı. Gerçekten güçlüydüm. Ondan sonra da bir daha ateş mateş olmadı zaten. İyileştim. Çok ilginç bir şey. Müthiş bir şey anlattın. Sen Joe Dispenza'dan konu başlığı olarak ne aldın bu arada? Şimdi Joe Dispenza'nın önce 1400 kişinin de katıldığı advanced dedikleri ileri düzey bir çalışması var. Oraya ilk iki seviyesini alan herkes katılabiliyor. Davete gerek yok. Oraya gittim ben ve bütün bu meditasyonları, bütün özel bir şifa tekniği var adamın. Yani 1200 kişi tavaf ediyor. 200 kişi hasta olarak katılmış. Hastalar da geliyor oraya. İyileşmek için. Onlar bekliyorlar. Biz orada tavaf ederek, kalbimizi kocaman açarak, yüksek duyguları hissederek, hatta ilahi duyguları hissederek şifa verme iyi yaptık. Yani buna katıldık. Tabii ki Doktor Joe yönetiyor bunu. Benim için en güzel tarafı bunu öğrenmekti. Yani bunu öğrenip döndüm. Çok güzeldi. Ama sertifika verip de beni resmi
danışmanı yaptığı şey Evet. kurumsal yerlerde, dünyada biliyorsun en çok merak edilen ve yapılması peşine düşülen şey kültür değişimidir. Yani bir kurumda kültür değiştirmek çok zordur. Bir kurumda bir sürü insanın birbiriyle hatta nefret ilişkisi olan, sevmeyip alttan alta laf sokuşturan bir sürü insan varken, birbirleriyle kıyasıya rekabet eden insanlar varken ortak bir hedefe gitmeye ve proje yapmaya çalışırlar. Bir de üstüne üstlük şimdi dış dünyada artık çok büyük değişim var. O değişime nasıl adapte olacaklar? Bütün bunlarla ilgili düşüncelerimizi ve duygularımızı dönüştürmek üzerine hem topluca hem bireysel olarak tam olarak bunun eğitimini verdi. Çünkü o nörolog olduğu için neuroplasticity, işte epigenetik falan bir sürü bilgiyi, bilimi alıp bir formül yapmışlar. Ben de o formülü uygulamak üzere Türkiye'ye döndüm. Hoş geldin. Büyük bir gurur. Bu arada ben yavaş yavaş takip ediyorum. Aşağıdan bazı takipçileriniz veya takipçileriniz işte ilişkiler, hadi konu ilişkilere gelsin diye bir şey. Ben bunu söyleyeceğim. Ben de mesela video çektiğim zaman bakıyorum. Ya diyor ki işte niye ilişkiler anlatmıyorsunuz? Biz sizi o yüzden takip ediyoruz. Yanlış anlaşılan bir şey var. Ne ben ne de Seda tanıdığım kadarıyla pek çok kitabı var ve Seda aslında ilişki sadece ilişki anlatan biri değil. Seda beyin anlatan, İnanmanın Evet. gücünden ve inançla bir şeyleri yapma. İlişkiler işin kozmetik tarafı, yukarıdaki tarafı. Yani aslında böyle bakarsanız pek çok şeyi çözümleyebiliyoruz. İnanmakla alakalı. İlişkilerde böyle, sağlıkta böyle aslında Seda hep aynı şeyi anlatıyor ama belli bir yerden çıktığı yer aynı, dalları farklı. Yanlış söylemiyorum, değil mi? Yo, çok doğru. Çok güzel tarif Yani ettin. seni ben öyle anladım. Yani Seda ilişki uzmanı hani öyle sınıflandıran ve o şekilde yararlanmak isteyenler var. Çok normal. Çünkü bu konuda şifalandırıcı bir insan ama Seda inanç yoluyla pek çok şeyi şifalandıran, kendi kaynaklarımıza dönmeyi sağlayan bir isimdir. Ben hadi genel soruyla açayım da oraya gitsin. Hani böyle işte erkekler nerede, kadınlar nerede hata yapıyor ki binlerce yıldır biz bu işi çözemiyoruz diye ortalama bir soru atayım. Aç sen orada. Hakan'cığım senle de konuşmuştuk hatırlarsam genelde hep kadınlar şöyle yapsın, kadınlar böyle yapsın, kadınlar şöyle. Ama hiç erkeklere bir şey söylemiyorsun, neden söylemiyorsun diyorlar. Bu aramızda espri konusu olmuştu. Yani erkekler soru sorsa onlara da anlatacağım arkadaşlar. Fakat kadınlar geliyor daha çok. İlişkiyle ilgili dert edinen, ilişkiyi sıkıntı edinenler daha çok kadınlar. Şimdi tabii Hakan'cığım çok doğru bir yere parmak bastın. Aslında insanlar bana geldiklerinde değersizlik duyguları, kaybetme korkularını temizlemek istiyorum ben aslında. Ama bunu en çok ilişki konusunda gördükleri için yüzeye orada çıkıyor. Dolayısıyla ilişkim düzelsin diye geliyorlar ama aslında kendileri iyileşip gidiyor. O yüzden ben de çok mutlu oluyorum. Ama tabii senin videolar da şahane bu arada. Ay bayılıyorum izlemeye. Çok güzel tespitlerin var. Çok da gülüyorum yani. Espriyi o kadar güzel koyuyorsun ki onun içine. Bayılıyorum Yine zaman çok önemli oldu. yani. Şimdi şöyle bir durum var. Erkekler mesela hep bana sorulan sorular var. İşte erkekler ne yapsın? Yani niye erkeklere eğitim vermiyorsunuz? Bence ben tantra eğitimlerine katıldım. Dünya çapında katıldım üstelik. Yani yurt içinde değil. Ben her zaman eğitimlerimi yurt dışında alıyorum ki dünya çapında küresel bir bakış açısı edineyim diye. Yenilik getireyim diye. Burada da en çok gözlemim benim. Tabii bizim Türk kültüründe birazcık erkeğe de kadına da baskı var Hakan'cığım maalesef. Hani erkekler sanki çok özgür bırakılıyormuş gibi zannedilmesin. Onlardan da çok şey bekleniyor. Şöyle erkek olacaksın, yumruğunu vurdun mu oturtacaksın, böyle alfa erkeği olacaksın, başarılı olacaksın, Dert kariyer. yanamıyoruz kimseye. Mesela bir kadın pek çok üzerinde sorumluluk var, sıkıntı var biliyorum ben. Fakat arkadaşlarıyla sosyalleşip bunları anlatması anormal karşılanmıyor. Kadınlar zayıflıklarını konuşarak rahatlayabilen bir cins. Fakat erkek zayıflığını çok anlattığı zaman
toplum tarafından ve hemcinsleri tarafından ötekileştiriliyor, itiliyor, patronize ediliyor. O yüzden erkek kendi içinde yalnız halletmeye çalışıyor her şeyini. Evet. Aslında keşke onlar da gelseler. Bu arada bana son dönemde erkekler de gelmeye başladı. Özellikle gençler Hakan'cığım. Daha açık fikirliler. Onları alkışlıyorum buradan gerçekten genç erkeklerimizi. Şöyle bir numarada erkekler present olmak deniyor buna. Varlığını kadına hissettirmeyi öğrenmek zorunda. Biraz son dönemin en büyük problemi işte bu telefonlar, internet, birazcık oyunlar vesaire derken bizim kafamız daha böyle hızlı tüketime, daha az konuşmaya, merhaba derken MRB yazmaya kadar kısaltılıyor bu. Halbuki bir kadın biliyorsun daha fazla kelimeyle konuşuyor zaten. Dağarcığı daha geniş. Kadına hitap ederken belli aralıklarla mesaj atmayı unutmaması gerekiyor. Belli aralıklarla mutlaka araması. Onunla ilgili dört tane şey yapacak. Bir tanesi Dört tane şey, ödev listesi mi bu? valla ödev listesi ben biliyorum ödev. Yaparsa güzel olur. Gerçekten bir not alsınlar Tamam, dinleyen varsa. yapalım. Dört tane. Peki. Bir numarada ben bunları kadınlara da veriyorum dört taneyi bu arada. Karşılıklı olması gerekiyor. Takdir etmesi gerekiyor. Yani bir kadın da negatifi değil pozitifi görmesi ve beğenmesi ve buradayım ya işte yanındayım ya yetmiyor mu dememesi gerekiyor. Sözüyle, sesiyle bunu kadına söylemesi gerekiyor, duyurması Erkek için gerekiyor. konuşuyoruz değil mi? Bunları erkek için Bunu konuşuyoruz. erkek için konuşuyoruz ama kadın da yapacak. Tamam. Yani bu karşılıklı ama ben şimdi erkeklere söylüyorum. Çünkü Tamam. bir kadın da ne bekleyebilir? Bizi kadınlar da izliyor. Ne beklemeleri gerektiğini bilmiyorlar. Ve genelde bu ilişki iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Sedan'ım anlayamadım diyenler var. İkincisi sevgi gösterisini doğru yapıyor olması lazım. Şimdi bu sevgi gösterisi kiminin sevgi dili biliyorsun hediye almak, kimininki dokunmak, kimininki sözel. Biz kadınlar olarak buraya biraz dikkat edeceğiz. Beklediğimizi değil, aldığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Saygı çok önemli. Saygıyı gerçekten ve kabulü yani bir kadında İşte kilo aldın zayıfla, yok şunu yaptın, şunu yapma, bunu yap, bunu anlatma, bunu konuş, bunu konuşma gibi şeyler değil de eleştiriden ziyade biz eleştiriden biraz kaçınacağız. Ve kadının varlığını kadına hissettirmek demek işte bunları mesajlar yoluyla ya da telefon yoluyla aktarabiliyor olmasını bekliyoruz. Eğer böyle olursa bana hep soruyorlar. Long distance, yani dünyanın öbür ucunda konuşuyoruz, yazışıyoruz. Acaba bu ilişki sayılır mı? Ne olur? Gerçekten Sirius takım yıldızında olsa bu şekilde hani mesajlaşma ve haberleşmeyi, presence'ı, varoluşu hissettirebilen erkek ve kadın doğru yerdedir. Bir Ya kere bir Sirius'la numarada. ilgili mesajı da aldım ben bu arada. Sirius mesajını da aldım ben de. Tamam. Sirius takım. Bunun altı dolu ama neyse. Neyse ikinci sırada da erkeğin arketipleri var. Bana sormuşlar geçen gün. Dört erkek kimliği diye bahsettiğim şey mi bu arketipler? Evet. Dört Onlar tane. da tamam. Peki. Evet. Onu anlatayım mı ister misin Dinliyorum. bilmiyorum. Çünkü sormuşlardı bana. Erkeklerin aslında bir ilişkide gerçek anlamda şimdi bana erkekler de şöyle bir şikayette bulunuyorlar. Önce onu söyleyeyim de ondan sonra anlatayım. Diyorlar ki işte Seda biz de çok sevdiğimiz zaman kadınlar bize kötü davranıyor. Aldatıyorlar, çekip gidiyorlar, manipüle ediyorlar. İlla kötü davranmamız lazım. Kötü davranan erkek daha çok revaçta diyorlar. Öyle mi? Şimdi biraz görüntüde öyle tabii. Biraz görüntüde öyle maalesef. Bu önemli şimdi. Görüntüde niye öyle? Onu alalım bakalım. Evet, bir kere maalesef ya iki tür bunu açıklayabiliriz. Kadınlar yönünden bakacak olursak tabii onlar da değersizlik çektikleri için bir ulaşılmaza gitmeyi tercih ediyorlar. İşte kadınların daha değerli hissedebilmek için kendisine çok değerli hissettiren bir erkek bir anda elini çektiğinde pat diye yere düştüğünde tutunmaya başlıyor. Bu
o kadar bilinen, o kadar erkekler tarafından kavranmış, ezberlenmiş bir davranış biçimi oldu ki biraz bu kullanılıyor sanki. Evet, dolayısıyla da kadınlar da oraya bir yapışıyorlar. Aslında ben böyle şeyleri çok sevmem. Güven veren erkeğin gerçekten şey olması için, cazip olması için erkek tarafını anlatacağım şimdi. Dört kimliğini de farklı bir yere taşıması lazım Hakan'cığım. Nedir o dört kimlik? Şimdi Carl Jung tarafından çıkartılmış bu arada bu kimlikler. Şimdi bir isimleri var ama ben bunun içini açacağım. Bir tanesi kral. Ne? Bir Bir daha. kral. Kral. Tamam. Bir tanesi aşık. Hı. Bir tanesi savaşçı. Hı. Bir diğeri de büyücü. Ha, ben soytarı bekliyorum artık. Peki. Yok, şimdi büyücü diyorlar. Aslında büyücü de çok enteresan. Kime büyücü demişler biliyor musun? Ya bu isimlere çok takılmamak lazım. Orijinali Türkçe olmadığı için. Türkçe'ye çevirince böyle tuhaf kaçıyor. Büyücüymüşüm gibi geldi bana. Olabilir, bilmiyorum. Peki. Olabilir. Şimdi bak bakalım sen hangisisin Hakan'cığım? Peki. Sen bunlar aslında hepsi hepinizde var da. Hangisi aşağıda, hangisi yukarıda? Biliyorsun kadınlara da yedi kimlik. Ya kadınlarda yedi tip dişilik kimliği var. Erkeklerde dört tane erillik Bu tipi var. konuda da mı azız ya? Bu konuda da mı zayıfız ya? Peki. Hadi. Üzgünüm. Hakan'cığım, kromozomlar bile dişi taraf X kromozomları daha zenginmiş. Bugün bir arkadaşım doğdu, çok güldüm. Gerçekten doğa bu şekilde yaratmış. Şimdi dört arketipten büyücü olan aslında elinden iş gelen, inşaat yapabilen, bir tamirat yapabilen, Allah. bir şeyi alıp yaratım yapabilen, yani eli becerikli erkek tipi vardır ya. Böyle her şey elinden her şeye gelir. Yani ev yap dersin, evi bile yapar. Öyle bir erkek tipi vardır. Hakan'cığım, Aa, aa, ben değil. Devam. benim işimde de yok o maalesef. Ama şimdi şöyle, bunun alt ve üst uçları var. Alt uçta hiç büyümemiş oğlan çocuğu, yani hala babasının ve annesinin boyunduruğunda kalmış erkekler var maalesef. Ben asıl birazdan anne oğul ilişkisinin ve anne baba oğul ilişkisinin önemine geleceğim. Oradaki göbek bağını kesemezsek hiçbir şey olmayacağız maalesef. Şimdi en altta anne baba bağından kopamamış, büyütülmemiş bir erkek ise eğer, o manipülasyona giriyor. Aynı zamanda da aşırı eleştirel olmaya başlıyor. Çünkü kendisini yetersiz hissettiği için belli noktalarda eğer kendisinden bunlar beklenirse ve o yapamazsa, kendisini küçük hissetmek yerine başkasını küçük hissettirmeye başlıyor. Bunlar büyümek. Bu büyücünün alt kısmı mı, negatif kısmı mı? Alt kısmı. Evet. Evet. Tamam. Bu büyücünün alt kısmı, ama eğer gerçekten kendisini, yeteneklerini ortaya çıkartabilmiş, büyümüş ve olgunlaşmış bir erkekse, o zaman hiç kimsenin kusurunu görmüyor. O yapıyor zaten. Tık 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 yapması gerekenleri yapıyor. Şimdi ikinci arketipimiz biliyorsun savaşçı. Hı. Savaşçıyı ben anlatmayı çok seviyorum. Çünkü bunu uzun süre düşündüm Hakan'cığım. Acaba bu nasıl olur diye. Çünkü savaşmak iyi bir şey de değil. Ama bir savaşamayan bir erkek de iyi değil. Biz bu ikilemi nasıl çözeceğiz diye düşünmüştüm. Sonra buldum. Erkeğin büyümemiş kısmı her şeyle, herkesle, kendiyle bile kavga eden maalesef. Yani kavgacılık veya aşırı derecede maçoluk değil. Maçoluk çok da olgun bir erkek tavrı değil maalesef. Biz tabii biz kadınlar olarak maço erkeğe maalesef çok fazla prim veriyoruz. Sebebi sanki dış alemle, işte dış dünyayla savaşacak ama bizi koruyacak gibi geliyor, ama maalesef maço dönüp dolaşıp bize bağırıyor. Dış dünyaya. Evet, hoş görünüyor göze, yani koruyan kollayan bir erkek, ama o diğer tarafını da, yani iki tarafı keskin bir kılıç o. O bir Maalesef. paket olarak geliyor, yani burasını al burasını alma pek nadiren geliyor. Tabii, aynen. İşte bu nasıl büyür diye baktığımda,
En sonunda keşfettim Hakan'cığım. Askerlik büyütüyor onları. Aslında doğru askerlik yapılmışsa tabii. Ya da bu tip bir başından olay geçmişse tabii, ben vurulsun falan demiyorum tabii ki. Ama bir erkeğin çok büyük değerler için, bak birisini alıp öldürmesini söylemiyorum ama bayrak için, Vatan vatan millet. için, işte ailesi için, ülkesi için, kadını için savaşabilecek, ölmeyi ve öldürmeyi göze alacak bir yapısı olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ancak şefkate geçmesi gerekiyor. Savaşçı erkek şefkat gösterebilen Yani şöyle erkektir. anlamalıyım ben. Aslında her şey enerji evrende. Ben onu çok artık net görüyorum. Bakıyor böyle. Her şey enerji ve eğer ben kendi içimdeki enerjiyi, negatif savaşçıyı bir şekilde enerji paramı harcarsam şefkate geçebiliyorum. Enerji paramı harcamazsam savaşçı hegemonya ve sadist bir adam olarak kalabiliyor, öyle mi? Enerji Kalır. nasıl? Dönüşmesi gerekiyor. Ya harcamak değil de dönüştürmeye, biliyorsun enerji fizik kanunlarına göre yok edilemez. Ama dönüşür ancak. Başka bir forma dönüşür. Şimdi biraz şefkati de yanlış anlıyoruz. Sanki birisine acımak, sanki birisine yardımcı olmak için aşağılamak gibi. Yani öyle de değil. Şefkat üç basamaklıdır. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Birinci basamağı sempati. Yani benim bir erkeğin bana bakabildiği zaman benim duygumu görmesi lazım. Şimdi normalde tantra eğitimlerinde de hep bu anlatılır. Diyorlar ki kadının duygusunu çok iyi takip edecek, görecek. Öyle fark etmeden durmayacak. Görmüyorum ben. Ondan Nasıl? normal Sen gözlükten kaynaklı bir seninki. taktım. Seni göz doktoruna göndereceğim Hakan. Düzelecektir. yani bu sempati deniyor buna. Yetenek, bu geliştirilmesi gereken bir şey. Bir kadına baktığında ne hissettiğini anlamalı. O yüzden bir anne oğul erkek evlada sahipse oğluyla oturacak. Ben bunu yapmıştım. Yere oturuyoruz mesela. İşte çeşitli bebekler oyunlar oynarken, şimdi üzüldük değil mi? Evet, ağlayabiliriz. Şimdi kızgınız. Evet, tepki verebilirsin, kızdın gibi duyguları tanımlayıp tepkilerini birlikte yapmıştık. Bu bir pedagog arkadaşımın bana tavsiyesiydi. Böyle yetiştirdiğimiz zaman aslında bir kadına yeterince dikkatli bakarsa erkek anlıyor. İkinci adımı bunun empati. Yani ben bakıp, Hakan sen bana bakıp, aa Seda acı çekiyor, çok üzüldü diyorsan bu bir sempati. Ah, senin üzüntünü buramda hissettim diyorsan bu empati. Üçüncü aşaması ancak şefkat. Şefkat de sen artık bana bir çıkış kapısı, bir alan tutuyorsun. Diyorsun ki buradayım ben. Merak etme. Bu üzüntü geçecek. Bak ben buradayım sapasağlam. Hiç üzülme diyorsun. Ya da işte bunun çıkış kapısı var bak. Bunun için şunu yap, bunu yap diye bir iki tavsiyede bulunuyorsun. Bu şefkat. Şimdi genelde kadın erkek ilişkilerinde kadının erkeğinden ziyade erkeğin kadına daha çok şefkat göstermesi lazım. Kadın onu alıp çocuğuna gösterecek çünkü, Ama aktaracak. akıl verme tarzında bir şey. Şefkatin akıl verme ayağında kadın genelde bunu istemiyor da duyguların anlaşılmasını istiyor diye bir bilgi var. Bu yanlış mı? Evet, çok doğru. Çok doğru Hakan'cığım. Teşekkür ederim bunu söylediğin için. Çünkü gerçekten ben de öyle yapıyorum. Benim eşim de akıl vermeye başladığı zaman yeter, bunları duymak istemiyorum demeye başlıyorum. Sadece şunu söylesin bana, ben buradayım, omuzum burada, seni seviyorum, buradan çıkacaksın, merak etme. Bu güzel. Yani şey değil yani. Neden şöyle yapmıyorsun? Bunu istedim. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Lütfen akıl veriniz. Bu olduğu için erkeğin parası bu. Dolayısıyla bunu vermeye çalışıyor. Çünkü erkek bunu isterdi. Yani yardımı o şekilde alırdı. O yüzden onu yapıyor. Aslında herkes karşıdakine göre değil, kendi parasına göre bir şey vermeye çalışıyor. Galiba sorun biraz o. Belki de değil mi? Kendi hamuruna göre bir Evet. erkek ne isterdi, onu kadına vermeye çalışıyor diyorsun, değil mi? Aynen. Valla ben şunu da gördüm. Erkekler de bir kadından ama
bir şey almak istemiyor. Yani bir akıl almak istemiyor. Kimse akıl al. Erkek erkekten istiyordur belki, bilmiyorum, ama Evet. kadından pek fazla isteyeceğini zannetmiyorum. Yani ben de mesela Hakan'cığım, sen biliyorsun işte 30 yıldır neredeyse biz evliyiz. 30 yılın içerisinde 3-5 kez denemişliğim var. Her seferinde geri tepti. Gerçekten hani erkekler de çok fazla sevmiyor. Ama biz kadınlar da sevmiyoruz. Sadece şefkatte kalırlarsa çok seviniriz. İşte savaşçı biri ise Tamam. dış dünyayla savaşıyor. Kadın diyelim ki mini etek giydi. Bakanlar mı var? Herkes bakıyor, giyme bu mini eteği demeyecek. Onun yerine Bakanı şöyle bir bakışıyla, o adamların bakışlarına bir görünecek, bakamayacaklar. Böyle bir kültür var erkekler arasında. Sen daha iyi bilirsin. böyle bir Ama kültür var. Doğru mu? Bunu mu yapmak gerekiyor? gerekiyor, evet. Bunu yapacağız. Tabii. Yani kadın tabii abartılı bir şey yapacağını zannetmiyorum, ama kadın rahat olmalı, özgür olmalı, bir şeyden korkmamalı. Yanımda erkeğim var diyebilmeli. Bu çok kıymetli bir şey. İşte savaşçının büyümemiş yanıyla büyümüş yanı, arada ölümü, savaşmayı ya da belki dayak yemeyi göze alarak, kafa göz yararak gidecek ve ben buradayım diyecek. O dayağı yerse de yesin. Kadın için kötü bir şey değil o. Benim için savaşmadı derse o kötü. O zaman gözden düşüyor işte. Bizim için de mesela erkek adına dayak yedim, başarısız oldum. O bizim için mesela katlanılamaz bir şeydir. Bizim mantığımızı söylüyor. Tabii. İşte zaten onun için anlaşamıyoruz ya. Yani bu aslında siz kendi açınızdan baktığınızda sen çok büyük bir şeymiş gibi o yenilgi. Halbuki kadın diyor ki benim erkeğim benim için savaştı ya, göze aldı bunu. Bu çok kıymetli bir şey. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Yani tabii ki elbette hiç kimse dayak yemesin, hiç kimse savaşmasın, bu kadar itişip kakışmasın. Bunu söylemek istemiyorum, ama öyle yerler oluyor ki gerçekten kafa tutabilmeli, koruyabilmeli kadını. İşte burada şefkate erken geçerse, yani erkeğin daha sessiz kalanı, daha pısırık deniyor ya ona, böyle biraz daha ezik falan görünüyor kadın tarafından. İşte bu içeride ölmeyi öldürmeyi, savaşmayı göze almayı öğrenmemiş birisi. Daha sonra şefkate ve sevgiye geçtiğinde biraz daha pasif görüntülü oluyor. O bir güven kutbuna dönüşüyor. Aşk olamıyor orada. Yani ikinci karakter böyle. Bilmiyorum çok uzatıyor muyum Hakan'cığım, ama bunlar hiç Yani söylenmiyor. ben profesyonel sunucuyum. Normalde konuğum kim olursa olsun belli yerlerde müdahale ederim. Ama o kadar merakla dinliyorum ki gak diyemiyorum yani bak. Olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi üçüncü karakterimiz kral, biliyorsun. Yönetici, lider. Aynı zamanda dominant da demeyeceğim de alfa erkeği diyeceğim, ama burada sertlikten hiç bahsetmiyoruz. Yöneticilik vasfından bahsediyoruz. Şimdi bunun alt tarafında anne babayla bağını kopartamamış, yani çocuk olmaktan çıkamamış olan bir erkek manipülasyona ve domine etmeye girişiyor. Bağırarak, çağırarak, bastırarak. Kadınla rekabete giren erkekler var. Yani ben daha çok biliyorum. O kralın negatifi mi? Negatif. Hmm. İşte ben daha iyi yaparım. Sen karışma, sen bilmezsin. Sen kimsin ki? Sen işte sadece kadınsın vesaire. Bunlar kral olmak isteyen, sırf erkek oldukları için alkışlanmış ama bir şey öğretilmemiş modeller. Ama onlar da eğitime her an açık insanlar. Her an kendilerini geliştirebilirler. Ben onlar, yani bir kabahat değil de bunu şey olarak dinlemelerini istiyorum herkesin. Bu geliştirilmeye açık hangi yön var diye bakılmalı. Bu yönler gerçekten en çok neyle gelişiyor biliyor musun Hakan'cığım? Anneyle göbek bağımızı keserek. Maalesef çok önemli bir şey var burada. Anneler oğullarıyla değişik bir bağ kuruyorlar. Bu normal değil Hakan'cığım. Yani normal sevgi dolu bir anne-oğul ilişkisinde
Belli bir yaştan sonra oğul serbest bırakılır. Onun seçimlerine karışılmaz. Onun işte hangi kızla oturacak, kiminle evlenecek, ne zaman evlenecek, ne yapacak, ne iş yapması, ne okuması lazım. Evet, biraz yönlendirme olacak ama artık 17, 18, 19 yaşlarıyla birlikte sen biraz el çekeceksin. İkinci planda kalacaksın ve başka bir kadının senin önüne geçmesine izin vermeye, bundan hoşlanmaya, bunu alkışlamaya başlaman gerekiyor. Ama bizde maalesef. Kadın bazen bir kadınla bir erkek çatıştığında diyorum. Aslında ortada çatışan iki dominant kadın vardır bazen. Erkeğin görünmeyen yüzünde bir anne olabilir. Yani işte o noktada kadınlar birbirlerine de çok şey yapıyorlar aslında bunun manada. Yani şeyi vermek istemiyor. Kadın oğlu üzerindeki baba tarafından yani kocası tarafından yeteri kadar değer görmemiş, gerekli yere konmamış bir anne. Ancak eğer evladı sayesinde, oğlu sayesinde gücü eline geçirmişse o gücü yeni almışken kolay kolay bırakmak istemiyor. İşte o zaman Evet. sonsuz bir sarmal başlıyor galiba. Maalesef. Evet, o kadar güzel özetledin ki bana birisi sormuş, demiş ki işte bir farktan bahsediyor erkeklerle ilgili. Dur şimdi bulayım da bir bakayım. Bu arada annelerin baskıları dediğin gibi yerini ve pozisyonunu başka bir kadına vermek istemiyor. Ama bu maalesef o kadar büyük bir probleme sebep oluyor ki işte buldum. Diyor ki erkekler güven, kadınlar sevgi odaklıdır söyleminin ana nedeni sizce nedir? Şimdi burada o kadar gizli bir şey saklı ki sen bu söyleme inanıyor musun Hakan'cığım? Erkekler güven, kadınlar sevgi odaklıdır sözüne mi? Yani Ama evlilik için, evlilik için konuşmuş bence. Yazmamış ama evlilik için soruyor bunu. görünürde öyledir. Yani erkek öncelikle kendisine güvenilmesini ister. Kadın da öncelikle yani öncelikleri her iki tarafta ikisinde ister. Fakat sadece öncelik sırası olarak yani bir numara iki numara olarak böyle bir şeye katılırım. Yoksa Peki her erkeğin kadına güvenmesini tercih etmesi konusunda ne diyorsun? Anlayamadım erkeğin kadına güvenmesi. Yani şöyle demek istiyorum ben. Aslında oradaki alttaki soru şöyle bir şey. Evlilikte, konu evliliğe geldiğinde kadınlar aşık oldukları erkekle evlenmek istiyorlar. Ama erkekler aşık olduklarıyla geziyorlar, tozuyorlar. Güvendikleri, daha mazbut diyecekleri bir kadını tercih edip evleniyorlar. Neden? Nedeni söyleyelim. Çünkü şöyle yetiştiriliyorlar erkekler. Deniyor ki aslında burada da bir güvenlik ihtiyacı var. Güvenliği temin etme ihtiyacı. Aile büyüğü bu kadın veya erkek diyor ki evladım sen eğer çok dışa dönük bir kadın olursa hatta ona çok özür diliyorum tırnak içinde hoppa der eskiler. Hoppa Evet. bir kadın olursa senin için mesela o var. O seçeneklerden biri senin ideal kadın da var. Dışa dönük olur. Çok erkek bakar. Dolayısıyla başın belaya girer. Sen buna hakim olamazsın. O yüzden aklı başında hanım hanımcık oturmasını kalkmasını bilen diye de bunun şeyi vardır. Öyle birini seç derler. Erkek bu şekilde yetiştiriliyor. Evet, maalesef, Doğası maalesef. içgüdüsel olarak doğası daha mesela yosma derler. Aslında yosma güzel kadın demektir Türkçe'de. Orada Hakan'cığım evet. çok riskli kelimeleri seçiyorsun ama haklısın. Gerçek anlamı güzel kadın Güzel demek. kadındır yosmanın anlamı. Evet. Dolayısıyla aslında erkek içgüdüsel olarak hayat dolu fıkır fıkır kadına çekilir. Evet. Ama içindeki anne baba der ki, a-a, güvenilecek kadınla evlenilir. Öbürü Evet. evlenilmez. Böyle bir kod var bizde, kilit var. Evet, aynen. Ben buna kilit demeyi tercih ediyorum Hakan'cığım. Çünkü külliyen yanlış. Bir kere bunu düzeltmek isterim ben bir kadın olarak tabii ki. Evet. Çünkü canlı, heyecanlı, ne bileyim yani hayat enerjisi yüksek. Hangi kelimeyi kullanayım bilmiyorum. Gerçekten cazip kadın. Hayır şey Yani aslında ya hani tukaka edilmiştir bu söz. Ateşli denir. Ateşli insan enerjik değil midir? Sıcak. enerjiktir. Aynen. Yaşam dolu. Aynen öyle, ateşli. Evet. Ateşlidir.
Bu kadına niye güvenilmiyormuş yahu? Yani güven başka şeyde aranır. Burada aranmaz. Burada çok çok altta bir yerde maalesef anne baba, kadın erkeğin içindeki anne baba işte gerçek anne babası, bir üstteki nesildeki kadın bunu istemiyor aslında. Tabii O ki. kadın diğeri nesil kadınların böyle olmasını istemiyor. Kendisine gelecek bir gelin adı, gelinin aileye kabul edeceği bir gelinin böyle olmasını Peki istemiyor. orada Anne. bir var Seda. Dominant bir başka kadın var. Öyle dominant bir kadın aileye gelirse hanım sultan olarak benim koltuğum tehlikeye girer. Net. Evet, maalesef. Yani ben de bak bir erkek annesiyim. Çok kelimelerimi dikkatli seçerek söylüyorum bunları. O anneleri de anlıyorum ama lütfen yapmasınlar. O kadar zararlı ki. Bu yüzden çok mutsuz olan bir sürü kadın ve erkek tanıyorum ben. Erkekler de mutsuz oluyor. Haydi gözler fıldır fıldır dışarı gidiyor bu sefer. Evleniyor, gene olmuyor. Yani o öyle bir güven evliliği yaptıktan sonra gönlü başka birine çarpıyorsa, daha enerjik ve ateşli, daha canlı bir kadına gitmek istiyorsa maalesef onun gözleri dışarıda olmuş oluyor. Yeni nesil de öyle. O çocuklar da bundan etkilenecek. O ay, o yuvanın çocukları etkilenecek maalesef. Hiç kimse zannetmesin ki oğlunu yönettiği zaman, istediği gelini seçtiği zaman orada bir mutluluk olsun. Olmuyor maalesef. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi göbek bağımızı kesmek demek işte anne ve baba bunu yapmayı isteyebilir. Erkek nasıl Göbek buna? bağını bir netleştirelim. Anne ile babayla göbek bağını kesmek demek. Siz bana karışamazsınız. Ergen tepkisi vermek mi? Diyaloğu kesmek mi? Nasıl bir sınır belirlenecek? Bu çok önemli. Evet, şimdi tam olarak buraya gelmek istiyorum. Tabii ki buradaki sınır çok güzel, tatlı tatlı. Bir kere bir evlilik varsa veyahut işte bir çift varsa anneyle muhatap olması gereken evladın kendisi. Yani erkek olan kendi annesiyle sınır çizecek. Tabii ki kadın olan da kendi annesiyle sınır çizecek bu arada tabii ki. Yani annelerin hepsi biraz müdahil olmayı seviyor Türkiye'de. Bir sınır çiziyor olmamız lazım. Bu sınır doğal ve yumuşak olabilmesi için sertleşmeden, görüşmeyi kesmeden, çünkü annelerimiz de çok kıymetli. Asla onların yerini biz kaybetmeyeceğiz ama anneyi anne rolünde bırakacağız, kadını kadın rolünde. İkisi de çok farklı. Kadından alacağımız haz başka, annenin sevgisinden alacağımız haz başka. Mesela şunu da karıştırıyor erkekler daha. Mesela anneden aldığı, ne yaparsa yapsın seviyorum seni oğlum, canımsın benim var ya hani. Ne kadar şımarırsa şımarsın, ne kadar sorumsuz olursa olsun. Gene de seviyor anne. Bunun aynısını kadınından almaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Burada çuvallar çık. Kadının beklentileri var çok doğal şekilde. O anne değil ki. O başka biri. Evet. Hayat paylaşacak. Sevgiyi arıyoruz. İşte o zaman bir bağımlılık ilişkisi yaratılmış oluyor dediğin gibi. Çünkü ben annemden yani o yakışıklım benim canım mesela duysam, kadınımdan da sürekli bunu duymak isterim. Çünkü orada bir yer yapıyor kendini, anlatabildim. Yer yapıyor. Şimdi kadınlara ben hep söylüyorum zaten bunu söylesinler ama doğruları söylesinler. Ya gerçekten mesela atıyorum kişinin burnu gerçekten kötü, ne güzel burnun var diyemez. Yalan olmayacak, pohpoh olmayacak ama gerçek anlamda etkilendiği her şeyi söylesin erkeğinde. O da çok kıymetli bir şey. Tabii ki kıymetli ama anne gibi olamaz. O imkansız. Şimdi anne ile babanın göbek bağını kesmek demek bizde, çocukta veya erkekte diyelim, oğulda hissettirdikleri suçluluk duygusunu silmek demektir. Bu kadar. Çünkü biz köle efendi ilişkisi kuruyoruz. Nasıl? Çocukluğundan beri suçlu, suç ceza, suç ceza ile büyüttüğümüz için ilk suçlamada anne biraz ay ben şimdi bayılıvereceğim, ben bugünleri görecektim dediği anda oğlan hemen oraya servis vermeye koşuyor. Nükleer silahlar ordur çünkü. Konvansiyonel bir silahtır o. Ona Evet. biz böyle bir anda hop bitti. Evet. Evet. Halbuki ben buradan anons etmek istiyorum Hakan'cığım. Suçluluk duygusu silinebiliyor, dönüştürülüyor. Silinmek demeyeyim de full başka bir duyguya dönüştürülebiliyor. Lütfen sınır çizmek isteyenler köle efendi ilişkisinden çıksınlar.
Anne babalarını reddetmeyecekler ki. Onlarla daha özgür, daha sevgi dolu, daha doğal ilişkiye dönecekler. Kimsenin kalbi kırılmayacak. Şimdi bu da işte kralın üst tarafı, yani o anne babaya değil de kendi özgürlüğünü eline almışsa, kendi gücünü, bu o kadar yumuşacık bir yere götürüyor ki gerçek güçlü kişiler Hakan'cığım başkası üzerinde güç kullanmaz. Gerçekse eğer bu gücü içten geliyorsa. Kendini kontrol etme anlamında mı kullanılır? Gerçek güç, kendi içsel kaynaklarımı kontrol edebilmek, duygularımı kontrol edebilmektir. Bravo. Aynen. Suçluluk duygusu olan, korkuyla hareket etmeyecek, öfkeyle hareket etmeyecek, iç huzuru olacak, iç gücünü tespit edecek. Tabii bu iç güç nereden kaynaklanıyor? Genelde bizim yaratıcılık kabiliyetimizden oluyor, ne bileyim iş becerimizden oluyor. Bir sürü meziyetimiz ve karakter özelliğimiz var. Bunları kullanıp keşfetmeyi öğrendiğimiz zaman işte bu harika bir şey oluyor. Şimdi bu kralın kendisi. O zaman ezmek değil, kadını kucaklamak, onunla bir olmak, bütünleşmeyi öğrenmiş oluyor erkek. Bu üçüncü arketip. Çok uzun anlattım ama ne yapayım? Çıplak dedin ama. Efendim? Kral çıplak. Kral çıplak. Ne yapayım? Kral çıplak. 10 dakikamız kaldı. Aşırı da anlat. Aşe hemen aşe. İnanamıyorum Hakan'cığım. Bir saati geçmeyelim ne olur. Bunu Senin kaydedelim. Çok güzel. efendim ne Bir yapalım? saati geçmeyelim de kaydedelim. Çok Yok, güzel. geçmeyeceğiz. Seninle zaman çok çabuk geçiyor. Fark ettin mi? Hakikaten öyle Hakan'cığım. Bir kere ben radyo programına konuk olmuştum. Ne zevkliydi ya. Sen de çok güzel yönetiyorsun. Yine yapacağız canım. Bayılıyorum. Şimdi dördüncüsü aşık. Aşığın da alt modeli maalesef bağımlı erkek. Yani onlar daha dişi özellikler. Hepimizin içinde dişi de var, eril de var. Benim içinde bir erkek de var, eril. İş hayatında kullandığım, hedefe yürürken kullandığım, işte birisiyle pazarlık masasına oturacaksam oraya eril tarafımı koyuyorum. Ama bir ilişkide dişi tarafımı ortaya çıkarıyorum. Yani daha duyguların arasında gidip gelen, daha sevgiye kendini bırakabilmiş, biraz sırt yaslamayı seven bir özelliktir dişilik. İşte erkeğin, aşığın negatif ve olmamış tarafı, kadından çok fazla sırt yaslar, çok fazla çalışmayı sevmeyen, çok fazla kendi gücünü, bereketini eline alamamış. Bak Hakan'cığım, parasız demiyorum, altını çizmek istiyorum. Yani herkes, bilirsin bir laf vardır meşhur. Pazarda limon satarım, gene de gider ekmeğimi taştan çıkarırım. Bunlar alkışlanacak erkek modeli. Tabii ne kadar kazandığı değil. Bunun için ne yaptığı önemli. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi dolayı bunun şerefiyle, işte haysiyetiyle, gururuyla gidecek, yapacak falan ne getiriyorsa, kadın da onunla birlikte el ele tutuşacak. Burası çok güzel bir şey. Ama bizde alt tarafta aşıkta bağımlı, yani bir kadının eteklerinde onun gücüne, onun domine etmesine, kendisini izin veren erkek modeli bu. Şimdi mesela buna kılıbık diyorlarmış eskiden. Ben kılıbık kelimesini hiç anlamadım. Burada da silmek istiyorum. Katiyen bundan bahsetmiyorum. Daha çok erkeksi özelliklerini kullanmayı reddeden ve duyguları yüzünden mantığını bypass eden erkeklerden bahsediyorum. Duygularına hakimiyet kuramamış, mantığıyla hareket edemeyen, gitmesi gereken ilişkiden gidemeyen. Bak bunun negatif uç özellikleri ne biliyor musun? En tehlikelileri, tehdit eden, şantaj yapan bir kadının, hani bitti aşkım diyor, gidip sokakta vuruyor kardeşim. Yani Aşık mı? eline benim olacak. Değil mi? Efendim? Bu da aşık yani bu da. Bu da aşık. Güya. Olabilir mi? Olamaz. Ama böyle tehditkar, böyle bağımlı erkek modellerini kesinlikle istemiyoruz. Büyütülmemiş, olgunlaştırılmamış, duygudan bir haber, kalbi açık olmayan ve kadını kim olduğunu bilmeyen, anlamamış, değerini, kıymetini bilememiş erkek modelleri bunlar. Halbuki aşığın üst modelinde çok daha farklı bir şey var. Onlar Hakan'cığım sevmesini bilen erkekler. Ben bunlar kalbini açmak